Ulusal savaşlarında bir tek beraber olacağız. Ekim aramızın maden, kültür ve ceviz festivalini yapıyoruz. Buradaki amacımız Ekim aramızı daha iyi tanıtmak, daha iyi birlikte beraber bir olmamızı sağlamak, yurt içinde, yurt dışındaki vatandaşlarımızı buluşturmak, kaynaştırmak, ticari, sosyal, kültürel alanda Ekim aramızın sesini sizlerin, siz basının sayesinde hem Malatya'da, hem Türkiye'de, hem de dışarıda duyurmak istiyoruz. Onun içindir ki Ekim An, 13-14 Temmuz'da Ceviz ve Maden Diyarı'nda buluşalım diyorum. Çünkü Ekim An'ımızı, Malatya'mızı gerçekten hem Türkiye'ye hem de yurt dışına tanıtmak ve layık olduğu yere getirmek istiyorum. Bu vesileyle 13-14 Temmuz'da Ekim An'da yapılacak festivalin hem Ekim An için hem Malatya için değer katmasını diliyorum. Cumhuriyet Partisi belediyeler festivalleri yapmaya devam ediyor. Festivaller önemli. Bir kentin kent kimliğine kavuşabilmesi için çok önemli bir organizasyon aslında. Maalesef Malatya'yı yönetenler yıllardan beri festival yapmayarak, festivale karşı durarak yapmamışlardı. Bizim hem Argoman Belediye'miz biliyorsunuz yıllardan beri Uluslararası Argoman Türkü Festivali'ni yapıyor. Ekiman Belediye'miz yıllardan beri Kültür Ceviz Maden Festivali'ni yapıyor. Arapki Belediye'miz dün başlayan fotokamp biliyorsunuz ayrıca bağ bozumu şenlikleri yapacak. Ekiman önümüzdeki yıllarda daha da farklı festivallerle Malatyalıları Ekiman'dan misafir edecek. Bu yıl yeni bir dönemdeyiz. 31 Mart biliyorsunuz yoğun bir dönem geçti. Ardından 4 ay sonra bir festival yapılıyor. Ama herkes bilsin ki Ekim An'da önümüzdeki dönemde kültürün, Türkiye'de sanatın, sanatçının, yazarın geldiği önemli festivali şimdi hazırlıkları yapacağız. Bütün Malatya'daki Malatyalı hemşehrilerimizi Ekim An'da 2 gün boyunca ağırlamaktan onur duyacağız. Bunu da burada ilan etmiş olalım. Festivalin yapılmaması Malatya Belediyesi'nin ayıbıdır, utancıdır. 1973'te başlayan, yıllarca devam eden Cumhurbaşkanlarını, Başbakanlarını misafir eden Kayseri Festivali bir dar kafa tarafından, bir Malatya'yı yöneten bir dar anlayış tarafından maalesef engellendi, yapılmadı. Şimdi bu dönem yapılıyor. Yapılmasından memnuniyet duyuyoruz. İzleyeceğiz, göreceğiz. Umarım Malatya'yı kapsayan sadece bir dar kadronun kendini ifade ettiği bir festivalden öte Malatya'nın bütün Malatya'nın kesimlerini ifade eden bir festival olur. Bir Kemal Sunal Müzesi'nin Malatya için elzem olduğunu düşünüyoruz. Bir Kemal Sunal Müzesi'nin Malatya'ya değer katacağını inanıyoruz. Hiçbir, herhalde 81 il içerisinde bir Kemal Sunal yetiştirilmiş bir başka vilayet yoktur. Getir inek şapanda giydiği kostümünü, getir çöpçüler kralında giydiği şapkasını bir müze yap. Hem o kent değerlensin hem de Kemal Sunal'ın Malatya'ya değer katsın ve Malatya